Arkadaşlar merhaba, Ütopya Çiçek Evi kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk kez gelin arabası süslemesi yapacağız. İlk siftahımızı oğlumun bir arkadaşı, bugün nikahı var, onun gelin arabasını süsleyeceğiz. Dünden arabası pembe beyaz olduğu için pembe istemişti. Kristal tüllerimizle böyle pomponlarımızı hazırladım. Bunlar kapılara bağlanacak. Yine kristal tülümüz var arabanın üzerini süslemek için. Harfleri kendimiz yaptık arkadaşlar. Kartonun üzerine arka tarafına çift taraflı bant yapıştırarak böyle minik minik papatyalarla, silikon tabancasıyla. Bunları oğlum Kerem kendi yaptı. Böyle şeylere çok meraklı, elite yatkın. Gelinimizin ve damadımızın baş harfleri. Bu şekilde hazırlandı. Pomponlarımız, tüllerimiz hazır. Arabanın önüne, ön kaputun üzerine koyulacak olan çiçeğimizi de hazırladım. Araba beyaz olduğu için onlar beyaz pembe ağırlıklı istemişlerdi. Birazdan arabamız gelecek. Süsleme işine başlayacağız. Onu da ara ara bazı karelerini çekip sizlerle paylaşacağım. Evet, pomponlarımızı nasıl yapıyoruz onu kısaca size göstermek istiyorum. İki tane yuvarlak böyle karton alıyoruz. Daha doğrusu kendimiz kesiyoruz. Ortasını oyuyoruz ve ikisini de bu şekilde bir yerinden ayırıyoruz ki tülümüzü sarıp bitirdiğimiz zaman kolaylıkla çıkarabilelim. Kristal tülden pompom daha iyi oluyor arkadaşlar. Öbür normal klasik tülde şekil almıyor. Bu daha kabarık ve güzel duruyor. Şöyle tül parçamız var. Arabayı da süsleyeceğimiz. Hemen bu tülümüzden şu şekilde başlamak istiyorum. İki kat kartonumuza böyle şu kısımda birazcık fazlalık kalacak şekilde başlıyorum. Ortasından geçirip bu şekilde saracağım. Tülü ne kadar fazla miktarda kullanırsanız pomponunuz o kadar kabarık olacaktır. Sararak devam edeceğim. Gelin arabası süsleme siparişi alıyoruz arkadaşlar. Yerimiz, tekrarlayayım dükkanın yerini, İstanbul Beyoğlu bölgesi Avrupa yakasında Zincirlikuyu Caddesi, Küçük Piyale Mahallesi, numara 118C, Kasımpaşa İstanbul, Ütopya Çiçek Evi. WhatsApp'tan ulaşıp randevu alabilirsiniz. 0551-710-7455. Bu sefer oğlumla birlikte yapacağız ama o işe başlıyor. O yüzden ben dükkanda tek olacağım. Bundan sonra gelin arabası süsleme işini ben kendim tek başına yapacağım. Hiç şüpheniz olmasın. İstediğiniz şekilde modelde araba süslemeleri yapacağım arkadaşlar. Şimdi bunu bir tane göstermek için yapıyorum. Aslında bunu da saracaktım ama videonun çok uzun olmaması için biraz videoyu kısa tutacağım. Şimdi bu doladığımız tülü aslında baştan sona da dolayabiliriz ama bayağı kabarık olacaktır zaten. Şöyle hemen makasla, keskin bir makasla tülümüzü bu şekilde keseceğim. Thank you.
diğer yaptığım pomponlarda daha fazla tül kullandım. Bunu sadece göstermek amacıyla yapıyorum. Daha önceden kapı süsü, bebek odası süslemeleri, sünnet odası, bunları da yapıyordum. Çiçekçiliğe başlamadan önce bu gibi şeylerle de uğraşıyordum arkadaşlar. O yüzden biraz el yatkınlığım var. Şimdi hemen şundan bayağı bir pay bırakarak iki katlı bu iki kartonun arasından geçireceğim. Tülümüzün kesilmeyen bir bölümü kaldı. Şunu hemen birbirine ayırdım. Tüllerimizi kaydırmadan kartonun arasından şöyle çevirip göstereyim. Geçirip şurada da bir ufak kesilmemiş yer kalmış. Atıp evet, hızlıca bu şekilde sıktırıyoruz. İyice taş gibi sıktırmamız lazım ki tülümüz dağılmasın. Sıktıktan sonra bu iki kartonu tülümüz tam ortadan düğüm attım. Ortadan tutup kartonları bu şekilde üzerinden çıkartacağım. Bunu da aynı şekilde çıkarttım. Pomponumuz neredeyse hazır. Hemen şu ipimizin ucunu keselim. Ben diğerlerinde bu ipi kısa bırakmıştım. Aslında uzun bırakıp süsleme yaparken bunları da kullanabiliriz. Hemen bir tane daha düğüm atacağım. Sağlam olması için. Bunu iki kat tuttum çünkü kopabiliyor arkadaşlar. O yüzden iki kat yapmak daha iyi. Evet. Pomponumuzu kabartarak, şekil vererek kapılara bağlanacak bunlar. Uzunluğu kısalı olan yerlerini de şöyle düzelterek keseceğim. Evet, bütün hazırlıklarımız tamam. Birazdan arabamız geliyor, süslememize başlıyoruz.
gergin oldu. Yapacak bir şey yok. Biraz daha salık bıraksaydın çiçeğe nasıl okutacağız? Ama saldım.